Nasılsınız Bayan Tipsey? Pekala, devam edelim. Saat kaç?
Biraz gergin bir günlüksünüz galiba. Neyse, bir şey sorayım. Elinizdekiler nedir? Son bankanın okuları. Ha, geç onları. Sırada başka ne var? Saat 12.15, Bay Beck Michael. Hah, onlar buraya gelir gelmez abi. Tamam. Ben de burada şampanyayı bulamıyorum. Bin sterlinlik bir mink manto satarken iki şişe şampanya laf olmaz herhalde. Bu gördüğünüz türkü bizim firma satılır. Ama ben sızdım. Yanlış anlaşılmasın, böyle pahalı zevkleri yok. Sevgilim için. Şimdi sorabilirsiniz, senin gibi 20 yıllık evli bir erkeğin sevgililerle işini. Ben de aynı şeyi söylüyorum bazen kendilerine. İstatistikler gösteriyor ki ben bu konuda yalnız değilim. Erkeklerin %98'i doğuştan sağlık. %2'si ise aradan bana yabancı. Neyse. Hadi bekleyelim. Evet, ben bu gülkü sevgilim için alıyorum. Sevgilin Jenny McMichael. Ateşli bir insan. Yaş 28. Göğüsler 98. Tek bir kusuru var, kocası. Hal böyle olunca sevgilimle ben düşündük ki eğer Jenny sırtında bu 5000 sterlinlik kilitle buradan çıkarsa kocası bu durumdan şüphelenir. Ve kocadan şüphelenmek arkadaşlar. Hal böyle olunca ben denizde eşsiz bucaksız zekamı, uçsuz bucaksız kurnazlığımı harekete geçirdim. Burada bankadaki özel kasamdan çekmiş olduğum 4500 sterlin var. Sevgilimin kocası buraya geldiğinde bu kürkü kendisine sadece 500 sterline bırakacağım. Elimdeki 4500 lira üzerine ekleyip şirketin kasasına yatıracağım. Şirketimiz 5000 sterline kavuşacak. Sevgili bir kürküne kavuşacak. Bay McMichael karıcanın gönlünü alacak. Ben de ne alacaksam olacağım karıcanın. Vay Bot Bey, sabahtan beri neredesiniz? Bankada ve şarapçıda. İşler çok muydu? Çok da laf mı? Burada kaç parça olacağımı şaşırdım. Şaşırma. Yapıyı bir de biz toplayacağız neredeyse ya. Siz bunları fırçaladınız mı ya? Aa! Ya rica ederim, yani hırpalamayın kürkleri böyle. Girin. Ay, gel şimdi. Ne oldu? Bir şey yapamazsın. Çok yapmışsın, ne olacak? Hayır. Ama bir kadeh şampanya ne dersiniz? Ay yok artık Bay Bode. Hanımefendi şu tarafa geçer misiniz? Bayan Bekir Allah aşkına başka yer geçer. Bu adam da insan neşesi kaçınmaya gerekir. Tanıştırayım. 14 yıllık ortağım. Can sıkıcı, sinir bozucu onlardır. Aferin Arnold, aferin. Neye aferin? 14 yıllık hamallarına. Beni biraz da şöyle deneyim. Ama enfes bir kürk oldu bu. Bakın okşayın bir kere. Nefis aynen. Ya. Bay Bodin! Ne yapıyorsun ya? Bayan bir tıklın, teşekkür ederim. Ben müşteri gelince çağırırım sizi. Çağırırız, çağırırız. Bay Bodin, karınız burada yokken nasıl yaparsınız böyle şeyler? Asıl karım varken nasıl yaparım böyle şeyler? Benim bildiğim kadarıyla karınız bilse kalbi kırılırdı. Kalbi ne kelime, asıl kafam kırılırdı. Ya, kafanız mı kırılırdı? Ya, öyle demek. Sana ne demeyi peki? Bizim sekreter hanımla. Bayağı tip değil. Bal kutusuyla. Sen. Ben ona asla bal kutusu demem. Ona karşı olan... Ya buraya başladığı ilk günden beri ona karşı olan davranışların başkalarına örnek olmalıdır. Kıza için gidiyor ama. Gitmiyor demedim. Ama bayağı tip değil olan duyguların yüzünden şirketimizin zarara uğramasına, işlerimizin aksamasına asla izin vermem. Onunla beni bütün gece bir şişe şampanyayla şu depoya kapatsalar... Bayan Tipli'yi ertesi sabah girdiği gibi çıkar, terbiyiz. Sakatlık da burada ya. Ya söyleyin bakayım. Buradaki manken kızlarının öyle neden etkileri değiştiğini karınız öğrenirse ne olurdu acaba? Karımı karıştırma bu işe. O şimdi tatilde. Temiz hava, bol güneş. Sağlığını koruyor. Bayan Bodis'in saygıyla yaptığınız olduğu kadar benim de ortağım. Ayrıca tamam, şimdi genel müdüresi. Neyse. Anlıyorsunuz değil mi? Sen kreasyon satışı hazırla. Ne satışı? Büyük kreasyon satışı. Ben satış falan yapamam. Yaparsın, sizin işiniz daha. Yaparsın, çok güzel bir tezgahlar. Ya, yapamam. Ayrıca siz Bay McMichael önceden anlaşmıştınız. Hayır, ben Bay McMichael hiç görmedim. Bay McMichael çünkü hiç görmedim demek istiyorsunuz. Hayır, görmedim. Peki ya Bayan McMichael? Çünkü işte görelim. Ha, yani pazarda onunla ettiniz. Sıkı sıkı. Bay McMichael'da olan bir tane hiç haberi yok. Umarım. İyi. Pazarda siz yaptınız, alışverişte siz tamamlarsınız. Arı. Benim sevgili, aziz, candan dostum. Çok gidiyor ya. O muhteşem kafanın içerisinde bir şeyler kıpırdatmaya başladı mı? Hayır.
Sen çaresizler içindeki ufkundan bir netice anlayış için siz mi yapın? Hayır. Anlayışlıktır biraz. Bak dostum, sen bana Bayan McMichael'la pazarlığı benim yapmam gerektiğini söylemedin mi? Söyledim. Ben de sana Bayan McMichael'la zaten pazarlığı yaptığımı söyledim mi? Hafızan beni yapın. Hafızanı karıştırma. Dedim mi demedim mi? Dediniz. Güzel. Sana peki, Bay McMichael'ın da olan bitenden umarım haberi yoktur dediğine göre sence işin içinde bir iş yok mu? Bay Bodley. Yoksa siz Bayan McMichael'la karıştırıyor musunuz? Anladım. Ama bu korkunç bir şey. Aksine harikulade. Üstelik Bayan McMichael yani Jenny kendisine vereceğim bu kürkü fazlasıyla hak ediyor. Hayır, bu iğrenç bir iş be. Kürkü ona vereceğim mi dediniz? Evet. Satacağım demek istiyorsunuz. Hayır, vereceğim. Anlamadım. Kusura bakma dediğim de anlayışıklıdır biraz. Bak dostum, geçenlerde Paris'te bir gece kulübüne gittim. Paris'te mi? Evet. Sezon Paris'e gittiniz ya. Geçen ay İrlanda'ya iş için gittiğim zaman. Ya Bay Bode, sizin Paris'e gitmeye hiç hakkınız yok. Hele Paris'e gece kulübünde sürtmeye hiç hakkınız yok. Ne yapaydım? Müzeler kapalıydı. Gözlerim ve ruhumu dinlendirecek sanat eserleri görmeye ihtiyacındaydım. Evet. Vidodokist kenarında bir masaya oturdum. Bir saniye. Bu Vido dediğiniz yer. Genç hanımların çıplak dans ettikleri yer. Evet. İşte ilk defa orada gördüm Jenny McMichael'ı. Anasından doğduğu günkü kıyafetleri piste dönüp duruyordu. Dansöz mü? Rica edeceğim, striptiz sanatçısı. Ne? Güzellik ve dişilik sembolü bir afet. Güzeller güzeli, yılın güzeli. Hayır Bay Bode, hayır. Yani sizin bu ahlaki hafifliklerinizi belki anlayabilirim ama asla söylemem. Bir bar kadınıyla bir aşürteyle münasebe... Hayır Barnaz, hayır! Bir saygıdeğer bir sanatçı hakkında böyle konuşamazsın. Soyunmasın, sanatla alakası yok efendim. Yok mu? Bir kadın yavaş yavaş söyleyebilmesi için yıllarca prova yapması gerekir. Bay McMichael'ın karısı, yavaş yavaş söylenen sanatçı mı? Evet. Bu kürkü vereceğiniz kadın. Evet. Peki ama madem ki kocası kürkü satın almak için buraya geliyor, siz nasıl olup da kürkü bu kadına vereceksiniz acaba? Motor çalışmaya başladı. Dostum, bak. Sadece beni ilgilendiren sebeplerden ötürü ben bu kürkü sevgilime hediye etmek istiyorum. Kocası buraya geldiğinde bu kürkü ona 500 sterlinle bırakacağız. Anlamıyorum ya. Ayrıca 5000'den aşağı olmaz. 500 sterlin. Al sana 4500 sterlin. Oldu mu? Bu çok harbi bir ödül. Aksine zeka eseri. Ya ha... Özel hizmetleri karşılığı Bayan McMichael'a ücret ödemişsin, ona kürkü vermişsin, aynı şey. Bayan McMichael bana henüz hiçbir özel hizmette bulunmadı. Yani... Siz şimdi hiç şey yapmadınız. Biz henüz hiç yapmadık. İyi. Ama bu gece her şey değil. Bu gece mi? Evet. Sevgilim kocasına Paris'te bir programı olduğunu söyledi. Benim karım da biliyorsun ki tatilde. Bay Bode, bu kadını mukaddes aile yuvanıza mı götüreceksiniz? Evet. Başka yerde rahat edememiz lazım. Rahat edemem. Hem hazırlıkları çoktan yaptım bile. Sevgilimin valizini çoktan eve bıraktım. Her odada rengarenk çiçekler. Yatağın üzerindeki içki çıplayıcı küçük bir hediye. Neymiş o? Bir baby doll gecelik. Bay Bode, siz var ya, siz çok ama çok şey... Şanslıyım değil mi? Alo. Heh, bayan titi. Evet, gönderin bir karoları. Hadi bakalım Arnav, silah başına. Ay ben böyle ilginç bir şaka kurmayı deniyorum. Kardeş! Karınız bir an olsun aklından çıkmıyor. Aklını başına al, ne diyorsun sen? İnsanlara çok kötü davranıyorsunuz. Bizim ortak çok vicdanlıdır. Hayatında karısına 50 sterlinlik hediye almamış kocaya müstahaktır bu ceza. Al dedim şurayı. Almam. Al dedim. Almam diyorum. Al dedim. Almam. Al dedim. Almam diyorum. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun burası? Ne yapıyorsun? Anıl. Bay Bodley. Bayan Tipley. Ne kim nerede niçin? Efendim? Ne var Bayan Tipley? Bay McMichael sabırsızlanıyor. Ben de. İçeri alayım. Alın içeri. Hayır, söyleyin bir saniye beklesinler lütfen. Al içeri. Bay McMichael biraz abesi var galiba. Benim de, al içeri. Başüstüne. Hadi bakayım dostum, göreyim seni. Hayır ya, yapamam diyorum. 500 sterlin kürkü 500 sterlinle satamazsan karıma söyle, beceriksiz yaptırırım seni. Yahu adamı boynuz alacağını bile bile nasıl karşısına çıkayım? Adamı boynuz atacağını bile bile ben karşısına nasıl çıkayım? Boynuzlama o zaman. Bay Bodley nerede? Ben Bay Bodley'im. Arnold. Biraz işi var. Ya müşteriler ne olacak? Ne olacaksa olacak ben de.
mesele vardı. Patronlar nereden da? İnsan mı? Biraz rahatsızlar galiba. Kim? Bay Bodley mi yoksa şu aptal ortağım? Görünüşe göre ikisi de. İkisi de mi? Peki hiç konuşabileceğiniz kimse yok? Evet. Bayan Bodley var. Ama o da tatilde. Ah, sahi mi? Aman neyim. İyi ya. Kadıncağız çok yorulmuştu. Ama iki hafta sonra dönecek. Evet, kesinlikle öyledir. Bence de öyledir de. Şu kürkü bana gösterir misiniz? Şu kadını bahsettiğim kürkü. Nerede olduğunu bilmiyorum. O zaman ara bul, çabuk ol. Başka işlerim var. Ah, peki efendim. Buyurun, oturun lütfen. Evet, gıcık yapıyor bazen de rutinleri boğazıma gıcık yapıyor.
Gevezeliği bırak lan gerizekalı. Meydana getiren köklerin her biriniz incelesini bilirim. Renklerine, tüylerine, ölçülerine göre... Ya evet 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 öyledir tabii tabii kesin öyledir. Bak dostum ben çok meşgul bir adamım. Bilim hemen görüyordum ben lazım. Evet. Sen de aradınızın bir yer. Yok ben taksiyle. Bayan Türk'te bir taksi çevirin lütfen. Ah, teşekkür ederim. Türk'ü aldım. Şartlar altında kürk alıp gitmenizin pek mümkünü yok artık. Bana kürkü vereceğini kurlar mı?
Gülüm, kabul etmelisin ki iyiden havalar bir anda parazlandı. Hayatım, bu kötü vereceğini sen var ettin. Ben de onu çıkıyorum. Mantıklı ol sevgilim. Gayet mantıklı ya. Kapa çeneni Arnold. Kocanın karşısına çıktığında ne diyeceksin Cenim? Hello Harry, bak Gilbert bana ne verdi. Ama böyle dersen kocan zannedecek ki, yani sanacak ki seninle ben, benimle sen, yani biz. Sen de bir şey desene canım. Bas. Jenny kocanın kalbini kırmak istemediğini söyleyen sen değil miydin? İyi de o bu kürkü almadan önceydi. Ama benim sevgilim öyle mi? Kürk için ne kadar verecekti? Şey. Tam 4500. Evet. Ve Tanrı bilir karşılığını ne zaman alacak? Ben böyle düşünmemiştim hiç. Ve kocam bu kürk için 500 bile vermedi. Evde karşılığını herkes alacak hadi. İlk toplantıda deli getireceğiz. Jenny bir dakika olsun, kürkle dışarı çıkamazsın. Ya, kürkle de etmeyeceğim. Jenny dışarı çıkamazsın. Pekala. Nasıl istersen. Memnuniyetle kalırım. Saçmalığı bırak Jenny, ver şu kürkü. İstediğimi elde edinceye kadar buradan bir yere gitmiyorum. Eyvah. Boşuna çabuk. Öyle mi der? Öyle. Müşteriler gelip bakacaklar. Güzel bir kız koltukta oturup duruyor. Hiç uygunsuz bir durum yok. Bundan rahatsız olmazsan bütün gün otur. Biz erkekler kadınlarımıza bile tek isterse uygun durmasına aldırış etmeyiz. Bunca yıllık hayatında başından bir sürü macera geçmiştir. Pek çok kadın pek çok defa bu tarz numaralarla Gilbert Bodley'i alt etmek istemiştir. Ama hepsi, iftiharla söylüyorum ki hepsi üstüne uğramıştır. Belki biraz kaba ve ters davranıyorum ama. Kadınların bu tarz numaralarına karşı her zaman en icap sertliğidir. Neyse biz işimize dönelim. Alo. Alo, ben Antik Taylor'da mısınız? Heh, nihayet geldiniz. Rahat rahat. İlgilenmem gereken bir iş var mı? Ha, o mu? Sınırsın mektup yeterli olur. Durmuyor. Not edin, yazdırıyorum. Aziz'in Bayan Dixon. Oha! Jenny ne yapıyorsun? Kaldırın kıyafetleri yerden. Hayal görmüştür canım. Hayır, bu kattan düştüğüne emin olduğunu söylüyor.
İki iç çamaşırları. İç çamaşırları mı? Yok, onlar daha geçmişlerde yumuşak. Bitti mi Arne? Bitti. Alın getirin onları, ben tutayım, ayıp olur. Getiremem. Neden? 9 numaralı otobüsün üstüne düşmüş, otobüste geçip gitmiş. Beyim. Morfiyeti. Aa, 9 numaralı otobüs buradan mı geçiyormuş, ben de olabilirim. Kapa çeneni! Bakıyorum da siz müşterilerinize karşı pek bir samimisiniz.
Biz evet, şahsen müşterilerle falan çok samimiyizdir yani. Yani bazılarımız o kadar samimidir ki, çok çok samimidir. 500, bir fatura rica edeceğim. Tabii kasadan alırsınız. Bayan Titeğe, şu saatin üstündeki çamaşırları aldınız mı? Maalesef, henüz gelmedi. Neden? Rüzgar onları bir taksiyle beraber götürmüş ama sakın hiç merak etmeyin. Yandaki dükkandan siparişler telefonla gönderecekler. Süper, çok teşekkür ederiz. Bu arada Bayan Neyse adında bir bayan sizi görmek istiyor. Bayan Neyse mi? Sule Esna. O benim sekreterimdir, işe alalım. Buyurun bayan. Yapmamalıyım ama! Sevdim demek. Teşekkür ederim. Elbet bir yolunu bulursun. İyi bir kız olmanın mükafatı. İyi bir kız olmak fikirlerde az kazan kendini ya. Başka parlak fikirlerin de var mı? Bir tane daha var. Bahse girelim siz şimdiye kadar hiç cebinizden durup 1500 TL'nin harcıkla bir başkasının bedelisi için masraf edilmek istiyorum. İşte size 500 TL. Bay McMichael. Ben şimdi size desem ki aziz dostum, ben çok şapşalca bir hata yapmışım. Buna karşı tepkiniz ne olurdu? Farz edin ki siz biliyorsunuz bu kürkün fiyatının 500 TL olduğunu söylemiştim. Evet, öyle demiştim. Demiş miydim? Yaptım ki şapşalca hata olabilir. Farz edin ki bir sıfır koymayı unutmuşum. Ne dersiniz? Sen neler geberiyorsun be? Bakın buyurun, size yavaş yavaş alıştı alıştı çok ufak önemsiz bir detay yukarınızı çekmek istiyorum sadece. Bu kürkün fiyatının 500 değil de 5000 sterlin olduğunu söylesem ne dersiniz? Hiçbir şey demem. Müsait bir zamanda giderim. Bakın Bay McMichael, şöyle açıklayayım isterseniz size. Hiç gerek yok. Al sen şu parayı. Tamam mı? Alışveriş oldu gitti. Hakikisini almaya son vermişsin ama bana! Evet ama ben vermedim bile.
oğlum. Ama. Ama yani. Yani gerçek bir renkin daima aynı güzelde bir parlaklığı bir. Böyle bir. Alamesi vardır yani. Oysa ki bu. Tavşan posta giderek hep böyle acı bir renk alır. Lan gerizekalı herif, bu şimdi mi söylenir? Çok haklısınız Bay McMichael. Haklısınız, gerçekten bunu çok özür dileriz. Bay Arnold kültür postuna bakınca gerçeği almadı. Astarından almadı gerçeğini. Astarı mı? Hı hı, astarı. Astarının nesi var ki? Neyin nesi var ki? Astarın. İşte bunu çok güzel sorabilirsiniz. Soruyorum zaten. Cevaplar mısın Arnold? Bunun astarı kültten daha çok dayanır. Ne? Evet, ne derler bilirsiniz. Eski şişeye gelip bak olmaz. Hem aydanın dökülmesi. Ne o? Yoğurdur. Ne bileyim lan, ne bileyim lan, ne de konuşsam bunu. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hemen geçelim. Demek sizin bu kürkünüz 5 para etmez öyle mi? Pis ben kadar eder. Ver o lan 1500 tane bir yere. Ben. İşte sizin 100 tane bir yere zekalı. İleride. Ne? 100 mü? Teşekkür ederiz. Umarım yoktur. Bay Bode, biz ne zaman hata yaptık? 14 yıl önce. Sen şu kapıdan ilk girdiğin zaman. Hatırlar mısın girip ne dediğin o zamanlar? Bayanın çamaşırlarını getirdik değil. Getirmiştim ya. Bir daha getirin. Son getirdiklerine ne oldu? Soru. Ne oldu? Güvercinlere yem oldu. Aldı mı cevabı? Kocam yanındaki kadın kimdi? Kadın mı? Ne kadın? Size dinleyeyim diye kapıya eğildim. Sen bu kadın sesi duyar gibi oldu. Yok canım, kadın falan yoktu. Sadece tip değil vardı. Evet evet, o ses de kadın sesine benzer. Çıkabilirsiniz bana tip değil. Kocam kim kalmaya karar verdi mi? Hayır! Evet. Ne? Hayır! Hangisi canım? İkisi de değil canım. Arnold kürkü temizleyiciye gönderdi. Ne? Temizleyiciye mi? Evet, Arnold. Arnold üstüne reçel yok. Yalan söylüyorsun Gilbert. Seni benim dürüstlüğümü mü sorguluyorsun? Evet, sorguluyorum. Ya, demek öyle. Peki sevgili, doğrusunu istersen ufak bir karışıklık yaşandı. Ama merak etme. Gece yatakta içeriz onu. Kötü alırsın. Aa, basit bir mink mantıcı edin çocuğumuzu engel olamaz sevgilim. Kürkü alamazsan o cennet yolculuğuna çıkamazsın sevgilim. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Pencereyi açıp, kürkümü de açıp, ağzım çıktığı kadar bağlayacağım. Ama bu saçmalık. Hayır sevgilim. Bu saç... Meşgulüz. Dışarıda şirketin önünde bir taksinin içinden birinin indiğini söylemek istiyorum. Bundan bana ne? Siz bilirsiniz. İnan kişi karınızdır. Peki ben size... Ne? Bayan Bode. Al seni görmek ne zevk 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 Bode. Al seni görmek. Gözek! Modi! Teşekkür ederim sevgilim. Bu ne hoş karşılaşır. Ya seni görmek ne zevk Modi. Ben seni çıplakta zannederken. Oradaydım tabii ama senden bir ayağı kaldım. Bana çok iyi geldiğini anladım. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum sevgilim. Şampanya? Kutlanacak bir şey mi var? Yok canım yok. Senin için önemli tutanacak bir şeyimiz yoktur. Seni görmek ne zevk Modi. Teşekkür ederim sevgilim. Bunu daha önce söyledim. Söylemiş gibi ya sevgilim. Söyleme rica ederim. Bu arada teşekkür ederim. Parti diyoruz yoksa. Yok canım, ne partisi? Ha gerçi parti dedik, evet. Bir satışı kutluyorduk. İlk satış olmalı. Evet evet. Arnold'la ben de çok esaslı bir satış yaptık gerçekten. Kim
Kim bu kadın? Girer girmez kapıdan hemen işten bahsetmeyelim sevgili. Başkanıza. Ben yokken neler oldu burada? Hiçbir şey yok. Mezar gibi sessiz burada. İnanır mısın sen gittiğinden buraya benimle tek bir kadın girdi. Şu kapıdan içeri tek bir kadın adını atmadı. Ben kendim için söylemiyorum tabii. Benim için hoş. İşim için üzülüyorum. Bu sabah bir kız satmışsınız işte. Evet, sattık. Bir erkek arkadaşa. Erkek arkadaşa. Seni telaşlandırmak istemem sevgilim. Telaş ettiğin falan yok sevgilim. Hadi doldur bir tane daha. İşte böyle. Benim tatlı sevgilim ya. Ne özlemişim seni, benim için. neden geri dönmüştün? Ay bırak şu ağlarımı. Söyledim ya, özledim seni. ben de. Bilhassa geceleri. Ben de. Ama şimdi iyi olur artık. Sen belki iyi olursun ama. İyi oluruz tabii canım. Hatta düşünürken beni ateş bastırdı. Şampanya da gelir. İyi gelir tabii. Biliyor musun bu odayı? Kendim hiç bu kadar buldum duymaz. Bu kadar dünya metrikisi beğenmez hissetmemiştim. Bu şeyleri getirmemi istiyor musunuz? Evet, çok çabucak koca kanka! Koca karga mı? Seni görmek ne zevk bu odayı. Neden bahsediyordun bak? Dünyaya metrik vermediğini. Evet, vermiyorum. Bayan Titley ne getirmeye gitti? Hiç canım önemli bir şey değil. Sen girerken işte resmen verdin mi? Girerken dedim. Çıkardın aşıkanı demedin mi? Ama gitmiyorum. Gidiyorsun sevgilim, gidiyorsun. Gidip yatağım. Ama sevgilim. Bunun için gelmemiş mi? Yemekten önce olmaz. Aç karnına daha sağlıklı bir sevgilim. Hatta çantanı da atıyorum. Benim azıcık işim var, bitince hemen geleceğim. Ben sizin bu derece ateşleyeceğini bilseydim tüm geceyi. Ya ne iyi olurdu. Görüşürüz sevgilim, bensiz başlama. Arif! Ya insan etkili buluyor değil mi? Bırak felsefeyi, ne yapacağım şimdi ben? Bence karınıza gerçeği anlatmanın tam zamanı. Saçmalama! Bana fikrimi soruyorsunuz, ben de söylüyorum. Senin fikrin olmadan paçaları kurtarmasını bilirim ben. Sizinki sıkı bağlıydı şu paçanızı. Ben en azından soğuk kanlığımı kaybetmiyorum, ya sana ne demeli? Ne olmuş bana ya? Ya anlasana gülüm mahvoldu. Geceniz ne olacak? Müzik var gibi depoda durabilir, içine kasvet çıkıyor. Sevgilim, kötü olsun ya da olmasın bu geceki randevumuzu iptal etmek zorundayız. Karım iki hafta erken döndü eve. Eyvah! Senin içi başlıkları! Ve onu bayan tutuyor herhalde. Ya o değil, gerizekalı! Evde iki yatan üstündeki iç gıcıklayıcı gecelik. Ay sakin ol Gilbert. Belki kadın geceliği görmez. Görmez mi? Belki bir yatak odasına girmez. Asıl gittiği yer orası. Gilbert, sen bu mesai yapıyorsun. Gel içeri. Sıdırsınız efendim orayı. Ara şu kitleyle, bak bir çamaşırları almış mı almamış mı? Peki. Göreyim seni, onları da camdan aşağı at, olur mu? Olur. Çilek benim. Kim ki? Ben. Ötürün öbür taraftaki kim? Bayan Titley. Almış mı çamaşırları? Hayır. Niye? Daha büyük tehlike var diyor. Daha büyük tehlike mi? Aniden geri gelmiş. Kim? Karınız? Onu biliyorum Sersem. Bayan Titley. Ondan sonra karın tekrar geri gitti. Karısı tekrar gitti. Bir dakika. Karısı tekrar gittiğini biliyorum ama tekrar geldi diyor. Karım tekrar geri mi geldi? Karısı tekrar geri mi geldi? Evet öyle sanıyorum dedi. Olamaz. Bay Bodek olamaz diyor. Evet. Ya durun bir dakika, şunu bir baştan anlatın ya. Bayan Bodek önce gitti. Tamam. Sonra geldi. Anladım. Yani geldi. Ya bir saniye. Anladım. Ha geldi yani. Şu an bizim odada. İyi. Tamam, beraber gelin. Hanımefendi hoş geldiniz. Sizi tekrar görmek ne büyük şeref. Teşekkür ederim Arun. Seni de tekrar görmek. Olur mu efendim? Benim için sizi tekrar görmek, sizin için beni tekrar görmenizden daha büyük şereftir. Karıcığım, kendini hiç özletmiyorsun. Evdeki şeyi nasıl buldun? Tavayla gittim bari. Çok Neden? 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 Çünkü siz yokken ev çok kirlenmiştir de ondan. Ama sabahları bayanlarım gelmiştir. Yalan, ben kadın falan görmedim, yok! Bayan Orhan, sizin hizmetçiniz galiba. Evet. Sen de neler düşünüyorsun o diye? Bakalım, telefonu açıklıyor.
Aa, çok affedersiniz bayan Tite ya, o şeyleri alın. Alın lütfen yani. Falan şekerim. Tamam şekerim, şu ah, yavrum beni beni ya. Sonra görüşürüz, bay bay. Ya lan ne istiyorsunuz bayan Tite? Hiç. İyi, hemen alın gidin, çok işimiz var. Aa, başımız çok kalabalık, hadi. Neyi düşündün sevgilim? Siz Arnold'la birlikte bir son barka dolaplarına baksanız, Arnold sen bir şampanya koy. Ben de bu sırada gidip bir rahat temizleyip geleyim, olur mu? Sen ev işlerini sevmezsin gibi. Aa, kılımıklaşırım artık sevgilim. Şimdi olmaz sevgilim. Şampanya sevgilim. Gilbert. Gitmeden. Efendim sevgilim. Bana biraz para verebilir misin? Para mı? Evet. Yani yoldan da bunun için döndüm zaten. Ha. Ne istiyorsun, bozuk mu? Yok canım, ne bozusu? İyice kalınca bir şeyler alacağım kendime. Tatilden dönüşüp senin arayı beklemiyordum. Kasada mı? Kasadan mı? Benim üstümde bozuk birkaç onluk var sana demiş. O kadar paradan mı kaldı? Hangi para? 4500 sterlinden. 4500 sterlinden mi? Evet. Bankadan çekti. Bankadan mı? Sabah. Aynen. Karından da hiç saklanmıyor canım. Ya saklanmıyor gerçekten. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmam gerekiyor. Ya öyle gerekecek öyle. Nereden aradın beni? Belki seni takip ettiğim bir şey. Yapar mı öyle bir şey? Yok canım yapmaz. Yapar mı yapmaz. Olamaz. O kazma dişli gözlüklü. Aa evet bilirim. Gerizeli bilir. Tanırsınız ya onu. Bilirim. Bari espri yapmaktan da insanın yakasını bırakmaz. Ya evet inanın yani geçen gün öyle bir laf etti ki para yatırmaya gidiyorum diyor ki bana. Zorlasana kendini. Yok canım daha komik bir şey diyor. Öyle saç çok kesinlikle değil diye. Şampanya diyor bir şey. Gilbert. Efendim şey. İyi yüzünü kızardı senin. Yok canım. Ne kızaracak? Bilmem belki bu parayla ilgili sebeplerdir. Yok canım önemsiz bir şey. 4500 sterline pek de önemsiz bir şey demem ben. Parayı bir anda çekivermek istedim canım. Öyle birdenbire de harcayıvermek istedim canım. Yok canım harcamadım. Niye harcadım harcasam hatırladım. Harcamadığım için hatırlamıyorum da harcamadım ben. Ben ama harcamadım. Kes tamam. Ben ama harcamadım. Ben Arnold onu benden borç aldı. Siz neler diyorsunuz Bay Bolday? İnkar mı edeceksin? Gayet tabii inkar edeceğim ya. Ne yapıyorsun be? Lan ne için? Arnold? Bu para benim değil Bay Bolday'ın. Evet, benden aldın. Siz verdiniz. Borç olarak. Artık yeter. Ben her şeyi anlatacağım. Her şeyi duymanız lazım. Eğer şahsi bir meseleyse ben öğrenmeyi tercih ederim. Aha, hayır. Ben artık gerçekleri anlatacağım. Lütfen dur. Modi benim karımdır. Gerçeği benim ağzımdan duyacağız. Bakın. Gerçeği. Tamam mı? Evet. Sadece gerçeği. Evet. Bize lütfen şampanya koyar mısın? Modi, sana bir süredir açıklamak istediğim bir şey var. Bir şey itiraf etmem gerekiyor. İşin içinde kadın ve seks var. Gilbert! Dur lütfen, dur. Bu yeni bir mesele değil. Kaçınılmaz sonuca erişti. Evet, çok güzel söylediniz Bay Bolday. İyi, teşekkür ederim. Ne diyordun? Kaçınılmaz sonuca evet, kaçınılmaz sonuç. Ve o şantaj denen iğrenç yaratık yüzünü gösterdi. Bedeli de bir inik mantı. O para bunun için miydi yani? Değil mi Arnold? Evet, öyle. Ve böylece Arnold Tikdeli başından saldı. Arnold? Çok şaşırdım doğrusu. Ben de ama. Kadın bayan Tikdeli değil ki. Ne? Yoksa başka metreslerinden mi? Ne münasebet? Ne otobüs lan parasıdır o. Asla ben otobüse falan binmem. 9'u bile şimdi bugün öğrendim. Sen bilmiyorsun. O çok otobüs lan parasıdır. Ben otobüs lan parasıdır. Öyle ben biliyorum. Bu yeni kreasyon ürünümüz sevgilim. Kızım lütfen şöyle ortaya gelir misin? Karıcığım senin üstündekileri görsün.
Ya duruşuna, görünüşüne, dokusuna bir bakar mısın? Parıl parıl parlıyor işin altında. Bu adam her gün kendini geliştiriyor. Açtıkça işi sanat kabiliyeti. Ben yani şey... Dedin diyeceğini zaten. Çok güzel bir ürün koymuşsun zaten ortaya. Sen de çok beğenmedin sevgili. Yani hep de almışan bir şey diyemem. Ha, doğru söylüyorsun, haklısın. Bana bakın. Abartmışsın biraz, kabul et. Ben bu kürküyü bir yerde gördüm, hatırlıyorum. Seyahatte çıkmadan önce gördüm ben bunu. Yok canım, o kürkü biliyorum. Başka bir şey de benzemem. Ben şey yani biz... Yok, ben bunu gördüm eminim. Ayrıca kolayca anlayabiliriz biz bunu. Anlayabiliriz? Evet. Nasıl? Aslına bakalım. Evet. Hayır! Hayır! Kızım, teşekkür hayır. ederim. Kızım. Niye söylemiş? Ben bunu daha önce gördüm. Cam açık bekliyorsun, ıspanyolsu niye dolu yani? Bu kız bizim mankenlerimizden değil. Evet, ben de bakınca şu an fark ettim. Bizim mankenlerimizden değil. Siz ben şeyim. Ya hayır değilsin! Evet, odur o. O şey, o şey. O değil. Hayır, o değil. O aranızın sevgililerinden biri. Bay Arn... Bay Bobey ya! Bundan inkar edeceksin. Hanımefendi lütfen söyler misiniz? Tam olarak hangimizi işin? Bir dakika. Bir dakika. Sana bir dakika be! Yeter. Ben artık burada gerçekleri duymak istiyorum. Lütfen söyleyin yani, hiç çekinmeden. Hadi biz de duyalım şu gerçeği. Hayatım, görmüyor musun? Adam blöf yapıyor. Kıza zaten bir tane manto verdi. Hem zaten kız iyi oyunla oynarsa... belki bir inç manto daha, hatta otomobil bile alabilir. Ben kesesinde bir cevap verdim. Tabii canım, soru neydi? Hangimizle ilişkiniz var? Gerçeği söylememizi istiyorsunuz. Evet, gerçeği söylememizi istiyoruz. Hiçbir şey saklamadan mı? Hiçbir şey efendim. Hiçbir şey mi Arnold? Hiçbir şeyi, hiçbir şeyi. Emin misin Arnold? Evet, tabii ki eminim. Hanımefendi, tabii ki eminim. Peki, sen nasıl istersen tatlı Arnold'cim. Hadi duyalım artık şu gerçeği. Hangisiyle? Galiba benim. Bana bakın küçük hanım. Derhal üzerinizdeki kürkü çıkartın ve siz de Bay Arnold kendinize oynayacak başka bir yer bulun. Ah, maalesef kalmaya mecburum. Ne demek kalmaya mecburum? Ya bu kürkü parası ödendi mi? Sanmıyorum sevgilim. Çıkarın üzerinizdeki kürkü. Hayır, hiç gerek yok. Sen sus, bayan tipleri kirletmeyin yetmiyor şimdi, bir de ona ihanet ediyorsun. Çıkar üstündeki kürkü. Çıkaramam. Çıkar üstündeki kürkü. Çıkaramam. Çıkar diyorum sana. Çıkaramam. Neden? Çünkü ben bu kürkü sadece... That's life. That's life. That's what all the people say. That's life. That's life. That's what all the people say. Gilbert, bak ben şu anda bir sinir krizi geçirmek üzereyim. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum sevgilim. Senin sinirin nerede ya? Bay Arnold pencereden aşağı. Ne demek Bay Arnold pencereden aşağı? Doğru mu bu? Kızım doğru ama... Geri kalan kısmı sorunca anlatırsın. Arnold, bak böyle acayip sevdiklerin var diye seni yargılamıyorum. Ama en azından kızın elbiselerini attığı yerden geri getirmen gerekirdi. Getiremezsin. Onlar bir otobüsün üstüne düştü, otobüs gitti. Yenisini neden aldırmadın? Aldırdı. Adam bir onları da pencereden aşağı atmıştı. Attın. Bu kadar üstüne gitmez. Bu zavallı ağlayacaktı öyleyse. Yaptığınızı temizlemeniz için şimdi sizi yalnız bırakıyorum. Ama bu haldeki Bay Arnold kocam gibi hakikatiniz olsun. Zavallı. Cesur olmaz. Peki çok cesur olmasın. Bayan Titi'ye şu şöbeşeleri aldınız mı? Hayır, henüz geldi. Ne yapıyorsunuz? Kendiniz mi dikiyorsunuz? Genç bir hanıma lafa tutkan kalmış. Gevezeliğin tam sırası. Kimmiş bu genç kadın? Bayan Mason. Mason mı? Sue Mason. Tanıdık. Hani şeyle beraber buradaydı. He, o Mason. Evet, tanıyoruz, tanıyoruz. Tamam. Gilbert, bu da metreslerinden biri mi? Katiyen, benimle hiçbir alakası yok sevgilim. Değil mi Arnold? Koş falan benimle. Koş. Çok istemiyorum. Hadi çalış.
çıkabilirsiniz. Bayan Nelson ne olacak? Ne istiyor Çapçal? Mekürk için gelmiş. Rengi şimdiden solmaya başladı diyor. Değiştirmek için geri getirmiş. Geri mi getirmiş? Aman ne şans. Hangi mekürk bu? Seninki sevgili. Temizleyiciler yeni geldi. Çeklemiş ya. Hayır. Bu temizleyicilere hiç güven olmaz. Kürkü içeri al, kızı kapı dışarı et. İşte şimdi her şey tamam. Sakın, sakın ha bak. Aa, bayım bozanlık yapma Arnold. Artık tip seyir sana. Kürkçe niye mükafatı da bana. Tabii. Ama önce çamaşırlarım. Ha, evet, tip değişim şakonları da getir. Aa, benim valizim senin elinde. Tip değişim şakonları da getir. Tabii. Eğer karınız daha önce eve gitmezse. Ne oldu? Ne oldu şimdi böyle yersiz oldunuz Bay Bote? Ben dönene kadar idare et. Hiç vallahi kılımı bile kıpırdatma. Arnold dostumuzu sen daha önce hatırlarsan bana yardımcı olursun. Ay yandak medyada yazar olurum daha iyi. Arnold, lütfen bana yardım et. Sana söz veriyorum doğru yoldan ayrılmayacağım. Şeref sözü mü? Şeref sözü. Artık karıma sadık bir peder olacağım. Pekala. Tamam, ben sizden yanayım. Bıraktım o yandaş medeyi falan. Peki. Ama unutmayın, sonuna kadar liyakat! Tabii canım, sonuna kadar. Gelelim size Bayan McMichael. Bana yaptığınız şey korkunç bir şeydi. Ne yaptınız ben size Bayan? Bayan Bode'nin önünde namusunla oynadınız. Oo. Nasıl yani? Senin sevgilin olsam bundan utanç mı duyardım demek istiyorsun? Yok canım, öyle bir şey demek istemiyorum tabii ki ama... Herhalde. Yoksa her seferin de elini içime sokmamak zinler var. Evet, biliyorum ya. Gerçekten çok utanıyorum yani. Ne istersen? 10 dakika önce yanına ekranı açalım. Aa, ne oluyor ya? Allah aşkına yol geçen anı ne oluyor? Ay, anlat. Bu bayanla lütfen benim odamda görüşün. Evet, evet, daha iyi olur. Benim teşvikle kadar buraya dönmem gerekiyor. Dönersiniz. Hakikaten dönersiniz. Dışarıda edelim. Bayan! Kürkü şuraya bırakır mısınız? Anlamadım. Kürkü dedim. Bırakın şuraya. Hayır, yenisiyle değiştirmeden bırakmayacağım. Değiştirmek mi? Beni aradığınız dışarı. Ben de. Ben de, hayır. Kesin ver sen. Evet. Sekreterimle istişare ediyorum da. Arada yaparız yani. Neyse biz gündemimizi belirleyelim, sonra da görüşmelere başlayalım, değil mi? Bu arada siz iki hanım tanışıyor muydunuz? Hayır. Maç başlıyor. bu hanımın kim olduğunu öğrenmeniz iyi olur sanırım. Temizleyici çıraklarıyla tanışmak hiç adetim değildi. Pardon, temizleyici çıraklarıyla ne alakam varmış benim? O zaman kültür sende ne işi var? Çok merak etmeseniz söyleyeyim, arkadaşım verdi. Offside. Arkadaşım mı? Bakın, bu hanım Jamie McMichael'dır. Bu hanımefendinin kendisi kasım ya, bu Kürt mantığı bana ait olmuyor. Hayır ya, yanlış anlıyorsunuz. Mesele bu değil ki, öyle değil mi Bayan McMichael? Aramızda ne fark var ki? Onda olan bende de var. Şimdi göstermeye kalkmazlar bana. Hayır, anlamadığım bir nokta. Sizin arkadaşınız benim Kürt'ü nasıl satın alabildi? Nasıl aldıysa aldı. Ayrıca kürke gelince bu kürk sizin değil. Arkadaşım çok önemli bir kimsedir. Ay rica ederim. Önce bir tanıştıralım birbirimizi. Öyle değil mi? Bakın bu hanım Jane'in McMichael'dır. Bay McMichael'ın karısı. Bay Harry McMichael'ın karısı. Siz Bayan McMichael'ın? Penaltı. Şu arkadaşımızdan bahsediyordunuz Kürk'ü alan. Arkadaşım mı? İşte o arkadaşım. Gol! Siz ne olacak? Ya öyleyim değil mi? Kimi inkar etmenin de bir faydası yok. Hayır, hiç yok. Ya. Yine ne var Bayan Bolte? Bak, Bayan Tüpte yine ne var? Bayan Bolte. Ne olmuş ona? Bay Bolte, şimdi evden telefon etti. Ha eve gitmiş o zaman, iyi ya. Sorun yok demek ki. Hiç, iyi. Neden?
Yani Bayan Bodley buraya mı geliyor? Magali Guguk'un kişi gibi gülün güzdü güzdü gündekiler nasıl göndereyim ya? Agansi gitti gibi. Senin yüzeyi kalmayacağım. Bayan Bodley, çekil aşağıya in. Bayan Bodley geldi ya bana haber. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Ya boş ver şimdi onları. Ya bu dediğini yapın Bayan Bodley, hadi. Ya hadi bir şey dediğini yapalım. Yeni bir şey yok canım. Bayan McMichael üstünde elbiseleri yok. Çıplak. Çıplak mı? Evet. Aram. Sen de az çapkın değilmişsin ha? Bakın Bayan McMichael'ın üzerinde bir elbise geçirip derhal buradan gitmesi lazım. Şimdi ona bir iyilik yapacaksınız ve elbiselerinizi ona vereceksiniz. Ne münasebet? Ne yapacakmışım? Ama bakın o son derece cömert davrandı. Düşünsenize de şimdi sizde olan aslında ona ait. Neymiş o? Kürk tabii canım, başka ne olacak? Gelin şurada çıkarayım. Hey dur bir dakika. Duramayız efendim, duramayız, şurada çıkarabilirsiniz. İyi de o benim elbiselerimi giyince ben de giyeceğim. Hey, çok yapılacak sonra. Ne yapacak abi? Çok basit, o kadar basit ki şaşıracaksınız. Ben önce şu kürkü alayım rica etsem. Evet. Siz de artık şurada. Gel, oraya. Aferin Arnav. Teşekkür ederim ya. Ben şöyle vur bakalım. Sana bir yakından tutayım. Hiç gerek yok. Hayır hiç gerek yok. Demek benim tutma alan arkadaş sansıdır. Evet benim. Ay Arnold. Aaa. Bayan Frenchum mısınız siz? Evet. Emin misiniz? Tabii ki eminim efendim. Başka kim olacak? Aa, siz Bayan Frenchum'sınız öyleyse. Bu anlamda kim olduğunu merak edersiniz. Hayır hiç merak etmem. Edersiniz. Söyleyebilir miyim? Tanıştırabilir miyim? Tabii. İyi. Bakın bu hanım Bayan Smith'tir. Ah siz yeni manken misiniz? Evet onun gibi bir şey. Nasılsınız? Ay efendim hiç iyi değilim. Fırtınalı bir sabah geçirdim. Siz hayatınızda hiç meyhaneye gittiniz mi? Sakın gitmeyin. Sahi arabayı polis çekip götürmüştü. Efendim bana o arabadan bahsetmeyin. Bu polis bulduğu bütün arabaları balık istifi gibi bir yere yığıyor. Bizimkini de bir Jaguar'la Mercedes'in arasına koymuş. Arada 10'ar santim ya var ya yok. Bizim kumandan bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Sonuç, felaket. Hangisine çarptı, Jaguar'a mı Mercedes'e? Efendim polise. Şimdi gidip bir iki kadeh bir şey içeceğiz. Ah, çok iyi edersiniz tabii. O yüzden kürkümü almaya geldim. Bir koy daha. Kürkü almaya mı geldi? İşte elbisen. Çok affedersiniz, yanlış odaya. Yanlış odaya girdi. Yanlış odaya girdi. Bayansın siz bu tarafta çıkarabilirsiniz. Ya iyi de altında bir şey yok. Bu konu ilgilenmez, onu istedi. Kürk. Benim de. Geçin, ben size başka şey alayım. Bir şuraya. Canım bu işçilerin de dertli iş bitmiyor ya. Yok EYT'si, yok 3600 falan. Efendim, burası sizin içki dolabınız değil mi? Evet. Öyle. Ne oldu ki? Yani orada mı soyunacak? Halit gibi de ya. Teşekkür ederim bayan. Evet. Bayan Frenchum işte sizin kürkünüz. Hay Allah. Yardımcı olmalısın. Satışlar çok kumaran. Tek torba kalmış. O da ufak. Artık bunu idare edin. Kusurumuza bakmayın. Bir daha bir de başka. Ben yardımcı. Ya teşekkür ederiz uğradığınız için. Çok sağ olun. Efendim ben teşekkür ederim. Bu arada kumandan gelirse onu tutun ve hiçbir yere bırakmayın. Kumandan size beraber değil miydi? Hayır efendim. Adli tabipten alkol muayenesi yaptırıyor. Buyurun. Buyurun doktor bey.
Az önce karısı buradaydı. Alkolü mü? Ha, kumandan alkolü. Kumandan alkolüymüş. Neyse, anladım. Tamam, kendisini servis bıraktınız, buraya geliyor. Tamam, teşekkür ederim benim için. Sağ olun. Sağ olun doktor bey. Polis bey. Bayan Tip Bey. Bayan Bob'e gelince bana derhal haber verin, olur mu? Bir de kumandan Frenç'i serbest bırakmışlar, buraya geliyormuş. Onu da tutun, hiçbir yere bırakmayın. Tamam. Peki. Bu arada Bay Larson geldi. Bay Larson, Bay Larson kim ya? Hani canım şu sekreter hanım vardı ya, onun kocası. Hayır ya! Bir de o mu ya? Hatta karısının burada olduğunu düşün. Canım, sen onu uyutmuşsundur. Ne yapmışım? Canım, yani yalan uydurmuşsundur benim. Ha, evet. Şöyle dedim. Karısının buraya tekrar niye gelmiş olabileceğini şüpheleri iyice dalsın diye Bay Arnold'un çok güzel bir şekilde kendisine izah edebileceğini söyledi. Ya bayan, Tip de yani şu dünyada bu işleri becerebilecek bir tane adam var. O da... Bay Arnold. Ta kendisi. Sizinle biraz konuşalım. Beni ararsanız cehennemin dibinde. Gitme. Bana yalan edebilirsiniz diye düşündüm. Biraz şüpheli. Bakın burada ne dönüyor, hiçbir fikrim yok. Ama demin karımı çalıştığı bürodan aradım ve bana onun bu taraflarda bir yerde patronuyla buluşacağını söylediler. Böyle body body ve crush diye bir mağaza. Burası değil mi? Evet. Evet. Bay Body yemekte. Bayan Body yürüyüşte. Ben de işte. Crouch ben. Arnold. Crouch. Peki. O nerede? Kim nerede? Karı mı lan? Karım su nerede? Aa. Yok. Herhalde. Yüreğe dönmüştüm. Yo, demin aradım yok. Ah, yoksa siz Bay Larson mısınız? Tabii Bay Larson, siz benim kim olduğumu zannediyordunuz. Sekreterim sizin adınız. Bay McCorkun el yapıldı diye söyledi. Adayım. McCorkun de. Sence bu ismi Larson'la benzer bir anı var mı? Şüphesiz. Ben de sizi görür görmez bir bok, bir yanlışlık olduğunu anlamıştım zaten. Ama kendine biraz cihazı atabilirsin. O zaman seninle şöyle sahnede gelelim önce. Peki benim şu anda... Şu anda benim karımın nerede olduğunu biliyor musun? Anne! Ben nerede oğlum? Benim karım şu anda. Sütçüden süt içiyor. Evet. Karım şu an... Köşedeki sütçü. Köşedeki bu sütçüden. Tamam ben o zaman gidiyorum. Ama yalnız karım o sütçü daha olmasın şayet. Sana yemin içiyorum. Bak gelip gelirim seni abi. Karım sütçü daha olmasın. Çantamı getir. Oh. Ay harika. Sonunda giyinecek bir şey buldum. Şimdilik evet. Ya baksana ben bir şey buldum. Bu benim, senin bahsettiğin bir suçu vardı. Bu neydi? Ben bunu aldım lazım. Adı. Adı? Koca inek. Sütçünün mü? Koca inek. Belki ben biliyorum o halde. Sütçünün.
çanta bayrağı getirmedin. Çanta gelince geçiyor zannediyorum. Hep öyle bağırıyor. Evet. Bayrek varsın gelmek üzere. Ya hayır ya. Ya hadi demin bir tane kadın vardı. Şimdi burada adamın karısı. Avlu içinde o tek taraflı tek bambaşka bir kadın. Yarı çıplak. Ne yapacağız? Sakin ol. Kocam seni sevdiğine ilgilenmez. O kadar emin olma. Bayrek Michael gelmek üzere. Bayan Neyse'nin artık gitse iyi olur. Evet evet doğru söylüyorsun. Hayır hayır gidemez. Şöyle yapalım sen yine gir şuraya. Osman kocam. Neyse. Al hadi onu bana ver. Onu ver. Artık bunu yapacağım. Sizi tekrar görmek ne büyük şeref Bay McMichael. Baksana sekreterim buraya geldi. Evet yarı çıktı. Yarı yarı ya. Yani geldi gibi de. Gelmedi gibi de. Şu geri zekalı kürkünüzü değiştirmek için buraya gelmiş. Yok yok. Geldi. Bence sen biraz geri zekalısın. Mahallere gidiyorsun değil mi? Hayır ben. Geri zekalı falan değilim de o filmin bayağı güzel. Ben geri zekalı. Başlamayın ya be! Alışkanlık efendim ben söylerim okulda tanır. Öyle yani bu işler. Şimdi bak, bakın bay. Kraliç yani. Arnold Kraliç ben. O da bayan tip değil. Tamam anladım. Bakın şimdi ben... Çok affedersiniz. Bodi. Ah kapıcı. Evet. Ben attım onu. Annemiydi o. Yok. Ne? Sallanıyor mu? Sallanıyormuş. Şeyde. Tamam. Şimdi onu görmemezlikten gelin. Mağaza kapanınca sıcağına bakarız. Tamam. Sağ ol. Şimdi sözümü kesmeden beni dinle. Tabii ki dinleriz. Buyurun efendim. Aşağı yukarı 20 dakika önce falan. Bayan Neresim beni terk etti. Aa, çok üzüldüm ya. Geçmiş olsun. Hayır gerizekalı o anlamda değil. He. Yolun karşısındaki kafede oturmuş bir şeyler düşün. Kürk! Hayır kürk değil, kırmızı aslan. Hayır, evet kırmızı aslan. Evet kırmızı aslan. Zaten buradan okuluyor işte. Kırmızı aslan. Neyse işte oturduk bir şeyler yiyip içiyorduk ki... Temizlik efendim temizlik. Temizlik iyi şeydir ya öyle. Toplatıyor ki yani şöyle bir kere çıktınız mı? Bütün toz gidiyor. Yani... Ya şu toz tutuyor, şunun üstüne basmasanız olmaz sanki. Evet, nerede kalmıştık? Sekreterim beklediğimi söylüyordum sana. Aa evet, orada kalmıştık. Nerede o? Kırmızı aslanı. Hayır, yani şimdi nerede? Burada değil. Tamam da nerede o zaman? Yani buraya geldi mi gitti yoksa buraya hiç gelmedi mi? Evet. Ne evet lan? Evet, lütfen. Ben gidip o şekilde bir baksam iyi olur. Hayır. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Çok affedersiniz ya. Alo. Evet kapıcım. Ya. Yok bugün hiç dışarı çıkmadı. Hayır sakın burayı getirmeyin. Sizin orada kalsın. Evet. Önüne de bir iki kemik atın yesin. Hadi. Ne kadar siz hanımefendi, siz benim sekreterimi gördünüz mü? Yani sekreterim hiç buraya geldi mi, gitti mi, burada mıydı, nerede o şimdi? Buraya geldiğinden beri önce geldiğinden beri burada, yani buraya geldiğinden beri burada değil. Ya sen ne saçma oluyorsun, nereye veriyorsun be? Bu aranmadık, anladık, senin de kapın kilitli. Bravo. Böyle yürüyor işte. Baksana sen bana, senin şu ortağın, Bay Bodley midir, nedir? Evet. Sanırım ben onu da konuşsam iyi olacak. Bay Bodley. Evet o şeyde yatmaya gitti. Neden hasta mı? Hayır Türk gibi. Karısı bir an evvel onu görmek istedi de. Ha yatakta mı? Tabii. 15 gündür aynıydı lan. Özlemiştir bu. Ya kesinlikle. Erken geldi. Neyi soruyorsunuz?
Bodley. Bay Bodley, bir misafirimiz var. Şu anda bununla hiç ilk... Bay McMichael, merhabalar, hoş geldiniz efendim. İşte Zevki bir arada götüren birine daha rastladığım için çok memnun oldum açıkçası. Zevki mi? Evet, karınız ve siz. Karım ve ben. Sayesinde bugün bayağı bir terledim. Ne kadın ama. Çok şanslı adam. Bay Bodley, bakın Bay McMichael, sekreterin buraya geldiğini düşünüyormuş da. Ya geldi mi? Hayır gelmedi, burada değil yani. Burada değil o. Sekreteriniz burada değil Bay McMichael. Buraya, geçen gelişimden bu yana. Burada ne boklar dönüyor, bir türlü anlamıyorum. Oğlum benden de o kadar. Ya görünen o ki, sekreter hanım kürkü değiştirmek için buraya gelmiş. Değiştirip gitmiştir o zaman. Hayır. Ben de öyle düşünüyordum ama sizin şu ortağın hanım buraya hiç gelmedi mi sonunda? Diyecek başka lafı yok muydu? Diyecek başka ne vardı acaba? Kocayı neye gönderdin? Evet.
Köşedeki sütçü. Ha. Köşede sütçü falan yok ki. Evet, sorun da bu ya zaten. Alo. Bayan Titeyi herhangi buraya gönderiyorum. Bakın Marko Bey. Herkese bir gelmeden bu kadınları artık buradan göndermemiz lazım. Lazım da nasıl Arif, nasıl? Öncelikle ayrıntıları unutacağız. Dur çabuk, tamam. Hangi ayrıntıları? Canım işte elbise, çamaşır gibi ayrıntıları. Şöyle yaparız. Şimdi depodaki imitasyon en ucuz, en uzun. İki tane kürk alırız, bu kızları giydiririz. İki de taksi çağırırız, post alırız, giderler. Nasıl? Bir harika. Evet bayan Titi, bize acil o ucuz imitasyon kürklerden lazım. En uzunlarından. Ya da en ucuzlarından. Kırta kırta gitmeyin, biraz çabuk olun. Evet. Size bir şey söyleyeyim. Evet ama çabuk lütfen. Biliyor musunuz isterseniz? Çok mutluluk. İnsanın aklını başından okuyor. Öyle mi? Doğrusu. Teşekkür ederim. Aynas, sen görmeyeli ne olmuşsun böyle? Yok canım, sistemli konuştum. Sistem ettiği kimdi? Sizin için nelere katlandığımı anlıyor tabii. Şimdi de kasılayım. Şöyle yapalım. Ben bence yardım edeyim. Evet. Siz burada nöbete geçin. Bence Bay Nevsim gelir. Nevsim mi gelir? Evet, sekreter bir sürücüsü. Tamam. Bir de Bay McMichael elinde sekreterin elbisesiyle gelirse bilmemezlikten gelir. Bilmemezlikten mi? Evet. Ha, bu arada bir de eğer karınız ben dönmeden gelirse... Evet. Tanrı bizi kurtsun. Gitti tatlım ve sen de hemen çıkıyorsun. Bunlar ya da? Ayaklarına kadar ineceğim bir kürk vereceğim sana. Mülklükten ayrı mı olacak? Evet. Otomobilden ayrı mı olacak? Evet tatlım, hadi gir içeri. Ben her şey tamam deyince, sinyal verince çıkarsın. Tamam, her şey tamam diyeceğim, hadi. Ay Bondre, birazcık daha burada kalırsan her bir yerlerin alacak. Sana da bir kürk ayarlayacağım, tamam mı? Ne zaman? Ben her şey tamam deyince start vereceğim. Tamam, her şey tamam deyince. Ay startta görüşürüz şekerim. Arnold! Arnold! Kendisi şu anda meşgul efendim. Kim öyle dediğim? Siz misiniz? Ben Bondi. Tanışmamıştık sanırım. Hayır, tanışmamıştık. Karakoldan gelmedi. Çok bomboş. Çok üzüldüm bunu duyduğum olarak. Söyleyin ona gelsin. Kime? Karıma. Karınıza mı? Karıma. Mesaj bırakmıştım. Ha, siz karınızı almaya geldiniz. Evet. Gününüz de kötü geçmişte tahmin ediyorum. Berbat bir gün. Karakoldan geliyorum. Size işin şöyle söyleyebilirim. Kocaeli'ye boğulmanızı en üzüldüğünüzü düşünürüm. Kocaeli. Size işin aslını söyleyeyim mi? Lütfen. Öyle bir yer yok. Efendim ne diyorsunuz? Bakın bayım. Karınızı bugün ilk defa gördüm. Görür görmez de aman ne şeker bir yavru dedim kendi kendime. Benim karım. Evet. Güzel bir piliç. Karakoldan geliyorum dedim size. Karakoldan mı? Evet. Merkezden. Lütfen sakin olun. Mesela o kadar mühim değil. Polis böyle düşünmüyor mu? Her şeyi açıklayacağım. Her şeyi. Tamam. Lütfen. Her şeyi açıklayacağım. Onun alet olsun. Kürtüsü mü vermiş? Hayır. Ama. Hayır. Ama bilmenizi isterim ki karınızın iç çamaşırlarıyla gezinmesinde benim hiçbir problemim. Suçum yok. Karım iç çamaşırlarıyla mı geziniyor? Evet. Karınızın elbiselerini almak Arnold'un fikriydi. Arnold, karımın elbiselerini mi aldın? Evet. Ama sadece ödünç olmak için. Arnold, karımın elbiselerini ödünç mü aldı diyorsun? Evet. Bir dakika, bir dakika. Bakın bayım, eğer polisi bir işe karıştırma niyetindeyseniz, bilmenizi isterim ki, Bodybuilding Crash müessesesi tamamıyla masumdur. Her şey kürk mantoyla başladı. Kürk mantoyla başladı diyorsun, ilk çamaşırlarıyla bitti diyorsun. Evet. Kürk başımıza bela oldu. Anlamıyorum. Bayım! Karım nerede? Sizin Harry'den haberiniz var mı? Harry kim? Ha siz Harry'i bilmiyor musunuz? Hayır.
Dayım, Harry karımızı idare ediyor. Biraz sarsıldınız dayım. Benim yaşlı karım... Kurudu zannediyorum. Kurudu mu? Evet. Bence en son zamanları. Benim karım soluk. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Soludan ne alındı mı? Şeftali gibi ki bir kaçak yakasılmıştır ona. Bir de her ya. Alınır mı? Biraz oturmak istiyorum hocam. Size bunları da elinde kalmış. Aslında suç bende olabilir. Biraz ihmal etmiş olabilirim. Bu hepimizin zaman zaman yaptığı bir hatadır. Biz denizciler nasıl bilirsiniz? Bilirim, bilirim. Ne demişler? Denizcinin parası pul, karısı duk. Yok öyle bir şey ya. Ben o denizcilerden değilim. Ben böyle çok çarptım bir adam falan da değilim. Biraz zevke sefaya dalıp karımı ihmal etmiş olabilirim. Ara ara hepimiz düşüyoruz bu hataya. Keşke o eski günlere dönebilsek. Gençliğimize o ağabey. Buyurun misafirimiz olun. Anlamadım. Kaybolan gençliğinizi tekrar ele geçirmek istemez misiniz? Ne diyorsun? Buyurun misafirimiz olun. Girin içeri. Alın onu kollarınızın arasına. Sağ ol yolu ileri. O ne? Ciddi misin? Niye öyle yaptın diyor. Aaa! Çığlık attım sevgilim.
Seni yatak odasında, çamaşırın orada yatağın üzerinde göreceğimi sanıyordum. İkiniz de yoksunuz. Ya, demek üzüntüden bağırdım. Tabii ki. Hocam. Ha bir de, küçük bir harita. Polis yedin bizi. Çok abartı seviyem, çok güzel. Ama galiba kilitli. Aman yaşamız. anahtar yok sevgilim. Anahtarım yok. Başka bir anahtar yaptığın önemli değil. Ama bir dakika. Belki bende başka bir anahtar daha vardır. Bir dakika bakacağım. Hani yok canım yok. Neye neyi var? İçime doğdu telefon çalacak. Alo. Merhabalar, evet. Ben Bobby, evet, evet. Ne, kapıcı mı? Hasar var mı? Kapınız mı yarıldı? Önemli değil canım, geçer. Ne demek ben gösteririm? Tamam, başka bir şey yok. Sende başka bir şey var mı? Ben sıfırı tükettim. Tamam, başka bir şey yok. Tamam dedim. Yok dedim bir şey. Tamam dedim, her şey tamam dedim, her şey tamam! Bayrak bileğini astınız yetmiyormuş gibi bir de şimdi çıldırın.
çıplak ortada dolaşıyor ve ben bunun sebebini bilmek istiyorum. Bu sayın bayın, bu kadar da öfkelenmesi pek de sebepsiz olmasa gerek. Siz ne dersiniz Bay Bonday? Haklısın derim Arnold. Keşke beyefendiye bir yardımımız dokunabilse. Sekreter de sanırım yatak kıyafetleriyle gezdiğini söylemiştiniz. İçinizden birinin onu görmüş olması lazım. Evet, bayan Titte'yi görmüş olabilir. Bunu dışarı çıkar. Hayır! Çırılçıplak dışarıda olamaz. Kesin burada bir yerde. Belki bir kapının önüne çıkmışsınız. Hayır! Kesin bu odada. Çık. Ne işin var sanki orada? Bu benim karım. Merhaba hanımefendi, nasılsınız? Sizi görmek büyük güzellik. Hoş geldiniz. İkinize şeref verdiniz. Senin ne işin var orada? Kök seçiyordum, merak etme. Başlamayın, evet. Yürü gidiyoruz. Nereye gittin ama? Yürü dedim ama ben sonra tekrar buraya geleceğim. Yok, bugün erken kapatıyoruz. Radyoyu temel mi kapatacaksın? Ulan geri gelişimde var ya, sizden öyle bir hesap soracağım. Hesap size de beraber bakıyorum. Çabuk çıkar şuradan, şu kürküsten. Hayır, satılan mal geri alınmaz. Umurumda değil, çıkar dedim. Ama parası çok da nedendi? Umurumda değil, çıkar çabuk. Çıkaramam. Ulan ne demek çıkaramam? Ben senin kocanım. Ben çıkar diyorsam çıkaracaksın. Dairece eve gidince sen... Karım çıplak. Bir daha açar mısınız? Çıplak. Ben bir şişe alsam. Buyurun burada. Bir şişe viski. Tek başıma içeceğim. Çünkü bu benim ihtiyacım olan tam olan. Ama sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Bu Gilbert'ı. Pardon. Bu aptal Gilbert'ı bayrak direğinden asacağım. Öbür dal yaprağında derisini yüzeceğim. Burada ne işin var senin burada? Ne işin var? Demek siz tanışıyorsunuz. Tabii ki tanışıyorum. Lan o benim. Aslında tanışmıyoruz ya. Nereden tanışacağız lan? İlk defa görüyorum. Merhabalar, nasılsınız? Ben Gary McMichael. Tanıştığına memnun oldum Bay McMichael. Ben de Sue Liz. Bilmek istersiniz diye düşünüyorum. Hayatım sen Sue Liz'inle hiç daha önce tanıştın mı? Görüştün mü? Tanıyor musunuz? Tabii. Kendisi Bay Arnold'un sevgilisi. Pardon, kimin mesajı? Eminim siz de bunu çok sevmişsinizdir Bay McMichael. Aynen oldu. Yani birden bire ha. Bir bak. Çünkü eğer bu hanımefendi Bay Arnold'un sevgilisi ise başka kimsenin sevgilisi olamaz değil mi Bay McMichael? Tabii herkes de kesin. Evet yani nasıl olabilir böyle bir şey yani. Tabii çok haklı bu konuda şey aşırı bir şey. Durum hakkında şimdi ne düşünüyorsunuz Bay McMichael? Hangi durum? Benim durumum çıplak olsun. Ha aman. Her kadının başına bu hayatta böyle şeyler gelebilir. Hiç önemli bir şey. Çok anlayışlı bir kocanız var Bay Arnold. Bilen bilmeyin, herkesin haberi olsun. Bayan Bolta'yı geliyor. Kabucuğu da tutmasını söylemiştik. Tuttu ve kovuldu. Allah! Canını sever kaçsın. Allah aşkına saklan. Saklan. Ne yapıyorsun Bay McMichael? Karınızı tutar adam. Bir şey, bir saniye lan. Ben kimden sakladım? Karından. Ben senin karın tanımam ki. Tanımanı da istemiyorum. Oho, beyler buraya giremezsiniz. Karın çıplak mı lan? Geri gidin. Ayağımızın altında kumlar böyle yumuşacık, sıcacık. Evet. Ama bu sefer...
kadar benden kaçamayacaksın. Asla. Aynen. Bayağı tutuyor.
Size bir şey söyleyeceğim. Bay Arnold! Şeyiniz yok ya bayım. Siz ne kadar tatlı bir adamsınız. Evet teşekkür ederim ama sizin artık izniniz lazım. Siz onu tatlı bilemez ki. Aa sahi ne yapacağız ya? Ah aklıma evet. İşçilerin esaresi bitmişti. Acaba onların tulumlarından bir dersin bulur mu acaba? Tüp değil. Doğru. Çok şekersiniz. Ay, al bulun bulun bir şey giydir şuna. Bayan Nefsim birazdan sizi giydireceğiz ve buradan gideceksiniz. İnşallah. But I know I'm gonna change that tune. Arnold!
people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world